Tamam. Ben şu anda konuşuyorum da ispatlayabilirim de yani. Bunları başımdan savmak için eşim beni aradı zaten. Ya ben bu kadar tartışmadan şunu anladım. İnsan 15 yaşında kaçıp evlenir mi ya? Olay budur yani. Budur. Bu, olay da bu noktaya gelir yani. Vallahi işin özü, ana fikri bu. Ya Eli, beni sen o zaman 18 yaşındaymışsın. Niye kaçırdın? Niye kaçırdın canım ya? Ben onu kaçırmadım Didem Hanım. Beni kendisi aradı. Dedi ki ben dedi alemle sıkıntılarım var dedi. Ben onu çeverek buldum. Beraber evlendik. Her şeyi sonra sonra yaptık. Ben onların hala borçlarını ödüyorum. Yalan söylüyor. Ben o zaman komşunun karısındaydım. Komşudaydım ben o zaman. Yanıma geldim. Veli bir anlatsın. Seni dinleyeceğim. Tamam bir dur bir dakika Kader. Tamam söyle Veli. Bak annesi babası tamam mı? Biz kaçtıktan sonra nişan elbiselerini, yüzükleri, küpeleri annesi, Mesut'tan babası, üvey babası bozdurdu. Ve ona yine hepsini yeniden düzdü. Var mı ispatın? Var mı ispatın? Önceki üvey kızına giydirdiler. Benim aldığım eşyaları, nişanda aldığım eşyaları. Giydirdiler. Ben fotoğraflarını bile gördüm. Attım. Kendi karım bile gördü. Kader yanınızda sorun. Yemin ettim mi? Giydirmedim. Ben yemin ederim. Sizin aldığınız hiçbir kıyafeti öbür kızıma giydirmedim. Telefon hepsini cepte attım. Kader, Zinem Hanım. Kader bu altınları senin annenler aldın mı evlenince? Hayır. Zinem Hanım. Söyle Veli. Bak onlar ne yaptı biliyor musun? Ben onlara telefon aldım nişanlıyken. Kefil oldum. Onlar gidip Bordo'ya istersen sorabilir arkadaşlar burada. Kardeşim onlar ben askerdeyken mesaj atmış. Bana buraya bildirim gelmiş. Haciz gelmiş. Ben onu ödüyorum ben zaten hala. Onlara ben ödüyorum zaten ona. Ödememişler. Hala ödüyorum ben. Onların yüzünden benim eşim bağlı. Araştırılabilir. Ben ödüyorum onu hala. Ama eşimin konuşmasına izin vermiyor ki. Tamam bir dakika. Kader bir dakika bekle. Aysel dur lütfen. Bak sen anlat. 15 yaşında sen neden evlendin ya? Çocukluk. Bilmiyorum çocukluktu o zaman. Ama evde mutlu ama değilim. Ama gerçekten yani yalan ama değil. Ailenden, bak ailenden şikayetçi olmuşsun. Ailemle şikayetçi olmadım. Bana bir dinlerseniz söyleyeceğim ben size zaten hepsini. Şöyle bir şey yani gerçek çocukluktu ama gerçekten hani itiraf edeyim onu gerçekten çok seviyordum. Yemin ederim ki çok seviyordum bak. O yüzden hani beraber kaçalım dedim sebebi de yukarıda ben komşudaydım. O geldi hani ben şöyle her şeyi ayarladım. Babanı falan aradım dedi. Hatta ben nereye gidiyoruz diye şaşırdım. İlk defa yapıyorum çünkü öyle bir şey kaçmak. Ben sonra dedim ki hani nereye gidiyoruz dedim. O zaman annem yanına gittik. Biz markete gidiyoruz diye gittik annem yanına. Bu benim elimden tuttu. Hasan eski hastanenin altından götürdü. Oraya bunlar zaten marketten gelecek diye bekliyorum ben. Arabadan geldi. Araba götürdü zaten bizi direkt. Hala seviyor musun peki sen Veli'yi? Hayır sevmiyorum artık. Nefret sen, ediyorum. Sen sonrasında üzerine kuma getirdiği için ona çok kızgınsın anladım. Kızgınım. En büyük kızgınlığın o yani. O. Kuma getirdiğine emin misin? Belki Nazlı Gür'ün arkadaşı var. Gerçekten buna eminim. Nasıl eminsin? Bir anlatıyor kızım lütfen Aysel'cim evet. Eminim çünkü hani normalde benim işim hani ne bileyim öyle yapmış olsaydı yine aldatırdı ama hesapların altına tarih koymazdı. Hmm. Hani o kızla aynı şeyi koymaz. İkisinin tarihi de çünkü aynıydı. Ben buna eminim. Sonradan tarihleri sen sonra mı evi kuma getirmeye kalkınca mı evi terk etti? Evet. Daha önce terk etmedin. Daha önce gelmişti zaten. Bu benim yanıma geldikten sonra getirdi kızı. Evet. Veli kuma getirmeye kalkınca olay bitmiş. Zeynep Hanım size şöyle o zaman söyleyeyim. Zaten tamam ben konuşuyordum bak, sana. Veli söylesin. Bak ben fotoğraflar elime geçti tamam mı? Fotoğraflar elime geçti. O beni 3 kere yaptı. Ben ona bir sefer yaptım. Bir sefer. O nedir ya? Üç sefer yaptım, İdem bir Hanım. Sefer yapsın. Ay Allah'ım korkunç. İdem Hanım. Evet tamam dur Nazlı Gür. Söyle anne, Nazlı Gür. Annesi diyor ya kızımın arkasındayım diye. Neden beni arayıp da benim kızım çok tehlikeli demiş. Bunun ne zaman dedim Nazlı? Ne zaman dedim? Ne zaman dedim? Dedim ki bunlardan bir şey olmaz. Gelsinler boşansınlar dedim. Bir dakika ama ne dedin ben anlamadım. Anlamadım. Nazlı bir daha söyle. Bir daha anlat Nazlı Gül. Bir daha söyle. Yengem buradan gitmeden 15-20 gün önce tamam mı? Tamam. Yengem o kadar böyle şey. Normalde benim yengem domuzur, şen şakrak bir insan değildi. O kadar şen şakraktı ki yatak odasına giriyordu. Bir türlü gelmiyordu. Ben de girdim. Telefonla konuşuyordu. Telefonu elinden almaya çalıştığımda bana telefonu vermedi. Telefonu çarptı ama telefon kırılmadı. Gene aldı. Yenge dedim böyle bir şey varsa söyle dedim. Bana dedi ki yapıyorum yaparım dedi. Annesini aradım. Senle mi konuşuyordu diye annesi hayır dedi. Sonrasında ben kızının yaptıklarını annesine tek tek söylediğimde annesi dedi ki Nazlı dedi kadere çok dikkat et dedi. Kader çok tehlikeli dedi. Öyle bir şey demedim Nazlı. Telefon deponcu da var söyle. Tamam olsun. Söyle. Tamam söyle. Ben yapmışım.
Tamam konuştuk, ben konuştum. Bak, Veli, bir dakika Veli bir şey söylüyor. Söyle Veli Mustafa. Ben onu aldatmışım değil mi? Önce ben mi yapmışım? O benden önce yaptı. Abimle beraber yaptı beni. Amcamın oğluyla beraber. Ya kısasa bunu kısas mı yapıyorsunuz çocuklar ya? Sen kaç yaşındasın Veli Mustafa canım? Ben 21. Abi sonra yılışta sonra 22'yi devir oluyor. Çok büyük. Yani ben onun her istediğini yapıyordum. O anneme gitmeden önce 6 milyar para istemiş benim kendi eşim. Bunu annem de biliyor. Ne yapacakmış 6 milyar parayı? Kimden istedi para? Senden mi istedi 6 bin lira? Annemden istemiş. Annemden babam ayrı benim 11 seneden beri. Peki, benim kendi annemden kader para istemiş. Neden istedin parayı? Sen söyle. Hayır yalan söyle, ben para istemedim. Ben zaten paraya muhtaç bir insan değilim. Ben onların hakkını hiç kimse benim kimsenin hakkını yemem. Ben o benim her istediğimi yapar zaten. Ben kimsenin para istemedim. İstemem de. Bak duydun mu? Sen onun her istediğini yaptığın için birinden para istemeyi ihtiyaç duymazmış. Gerek duymam olmaz zaten. Gerek duymam. Ben onların hakkını hiç kimseye yedirmem. Yemem yani. Kardeşim de biliyor. Telefon al demiş. Ben onun telefonun her şeyini alıyordum. O elindeki telefonla ben aldım. Almadım bile buradan giderken. İdem Hanım. Söyle Nazlıgül. Burada maddi istedikleri olduğu sürece bizimle sürekli güreşti. Devamlı iyi geçiniyordu. Ama bir yere mesela düğün oluyordu. Düğüne gideceğimiz gün her şeyi erkenden toplayıp bitirip koyuyordu. Yemeği hemen hazırlıyordu. Benden önce giyinip kuşanıp oturuyordu. Ama bir gün bir dediği yere gitmedik mi? Bütün akşam gün güne bizi zehir ediyordu. Eşi askerdeyken eşinin yanına gidecek oldu. Abim ehliyeti olmadı. Ehliyeti şoförümüz olmadığı için sıkıntılı olduğu için babam gitmedi. Bütün gün bize domuttu. Eşi askerden geldi. Sizce eşi askerden gelen bir insan bir şeyler yapayım diye çabalamaz mı? Duydun mu kader? Sürekli eğlenmek istiyorsun. O zaman aldatıyordu ki beni. O zaman aldatıyor. İçimde bir heves kalmadı ki ona karşı. Ben onun önüne ister istemez ekmek, ister istemez yemek yapıyorum. İster istemez çamaşırını yıkıyorum. Her gün onu aynı şeyler yapıyorum ama bilmiyorum yani. Ben çok saçma geliyor artık bana ya. Ben kurtulmak istiyorum artık ya. Evlilik oyunu oynadım artık, bu oyunu oynamak istemiyorum aynen diyorsun. Öyle. Oyun oynuyordun. Gerçekten öyle. Çok derken annesini kötülüyordu. Anne de buraya eşiyle, üvey babasıyla. Nasıl kötülesin, ben onun annesiyim. Kötülesin. Ya bir dur bir dinle. Bana ne dersin benim, desin ben onun annesiyim. İstemiyorum. Annesinin daha nikah 2,5 sene öncesine kadar başka bir adamın üzerindeydi. Bizim 25 bin lira üvey babasına Milas Zeytindalı emlakın önünde babam 25 bin lira para verdi. Ne yapmışlar bu parayı? Üvey eşinin kızı. Babamdan 5 milyar babam hastane masrafı ödedi. Bu masrafları bize karşı ödemediler. Diyor ya. Ispatlayın nasıl? Ispatlayın. Dinle. Ispatlayın ya. Zaten dinle. Ispatlayın. Biz nişan harcı görmeye gittik. Nişan harcı görmeye gittiğimiz adamdan aldıkları eşyaların paralarını bile ödemedi. Adam hala bizle konuşuyor. Hala onların. Yalan söyleme Nazlı ya. Bu kadar da yalan söyleme baba, ya. Kader İyi şunu söylemeye hocam çalışıyor Nazlıgül, diyor ki annen Aysel bunları yapmasaydı bu evlilik devam ederdi. Yok, her şey olurdu. Ben öyle sanmıyorum, etmez de o evlilik devam anne, etmez. Bir dakika Nazlıgül. Kızın arkasında durmaktan başka hiçbir şey yapmazdı. Annen bu kadar çok müdahale ediyor mu senin her şeyine? Yok hayır. Annenden şikayetçi misin? Hayır. Anneni kötüledin mi? Kötüledim yani, yalan söylemeyeyim, kötüledim. O zaman ne çok sinirli. Çok sinirliydim zaten o zaman. Ne dedin annenle ilgili? Ben kendimi kaybediyorum zaten. İster istemez ne insanın diyordun, kalbini kırabiliyordum. Ne dedin annenle ilgili? Annenle ilgili ne dedin? Kötü bir şey demedim ki annemle ilgili zaten. Kötüledim dedin az önce. Kötüledim ama hani o kadar çok kötü bir şey söylemedim. Evet Nazlıgül, açalım Nazlıgül'ün sesini. Sen Nazlıgül diyor dedi, daha ne desin? Ne diyor? Annem nikahı başka bir adamın üzerindeyken üvey babam yani şimdi nikahlı oldu eşiyle nikahsız olduğunu kendi kızından duyduk biz, daha ne desin? Neymiş neymiş? Yani evliyken Mesela. Başka bir adamla berabermişsin. Ben öyle bir şey demedim Allah'ım sana. Allah'ım. Gerçekten öyle bir şey demedim ben sana. Yengem kardeşlerinden 7 senedir şu bu. Şimdiki eşimle nikahlıyı bağlayabilirsiniz. Mesut'la nikahı atmadığını biri söyledi. Biz o ailenin içinde değiliz. Tamam, ben bir sene nikahsız yaşadım. Bir sene sonra ben nikahıma kıydım. Resmi tamam. Nikahlıyım. Ya ben sana şimdi nikahsızsın demedim zaten. Ama öncesine yengem dedi ki bize, annem kardeşlerimden, devletten yardım almak için dedi. Mestan babamla nikahlanmıyor. Hayır, Mestan ben devletten babam değil, babamın maaşını alıyordum. Bir sene sonra ben nikahıma kıydım zaten. İdem Hanım, bir dakika. Aysel bir dakika. İki taraf
Nazlıgül bir dakika. Mikrofonu verir misin Veli Mustafa'ya? Bir şey soracağım Veli'ye. Al mikrofonu. Veli bir dakika. Veli bir saniye. Bir dakika Veli'ciğim. Sen kaderden boşalmak istiyor musun? Ben boşanmak için dün onları aradım. Gelin dedim, anlaşmalı boşanalım dedim. Ses kaydı aldırdılar onlar benden. Tamam, sen kadercim boşanmak istiyor musun? Evet, ben boşanmak istiyorum. Tamam, o zaman bir de bana, bir o de zaman ben seni bu evimizin yıkılması neden biliyor musun? Neden? Bu kayınvalide benim babamın yanına geldi. Buraya babamla 10 gün burada babamla ben. Şunu söylemeye çalışıyor. Yani Aysel Hanım da şeyin kızının kayınpederiyle evlenmeye çalışmış. Evlenmek istemiş. Asla öyle bir şey istemiş. Yok ya. Allah'ım ya. Bir araya gerçekten gidelim, devam edelim. Gerçekten bu kadar edelim. Çok...